burada bir sürü konfigürasyon cehenneminden kurtuluyoruz. Bu arada ben MCP'nin bu kadar güzel kullanım senaryosunu daha önce görmedim. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Playwright'ı sizlere anlatmaya çalışmıştım. Şimdi de Playwright'ın MCP server'ını anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Yani açık konuşmak gerekirse ben MCP'den çok fazla faydalanamıyorum. Bir türlü nasıl söyleyeyim? O istediğim kalitede, verimlilikte bir sonuç alamıyorum. Çok da uğraşmadım açık konuşmak gerekirse ama Playwright MCP gördüğüm kadarıyla bayağı iyi çalışıyor ve gerçekten size fayda sağlayacak, işlerinizi hızlandıracak bir imkan sunuyor. Dolayısıyla inanılmaz sevdim. Klasik MCP, eğer MCP server, MCP nedir gibi kavramları bilmiyorsanız aşağıya konuyla ilgili çektiğim videolara bakabilirsiniz. Şöyle de bir sorunum var kanalla ilgili. Şimdi ben çok uzun zamandır içerikler çekiyordum. Bazılarının eski zamanlarda çektiğim videoların ses kaliteleri çok kötü, görüntü kaliteleri çok kötü. Aynı konuların işte güncellerini de çekmek istiyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar yazarsanız sevinirim. İşte örneğin Docker'la ilgili çok e, soru geliyor. Belki MCP konusunu tekrar ele alıp anlatmak gerekiyor. Dediğim gibi altta yorumlarsanız sevinirim. Şimdi şöyle cursor'a geliyoruz. Add to cursor diyoruz ve ilgili MCP konfigürasyonu gördüğünüz gibi yapılıyor bizim cursor editörümüze. Loading tools diyor. Bu kadar. Şu anda biz ilgili Playwright'in MCP sunucusunu cursor'a tanıttık. Şu fonksiyonları destekliyormuş. Bunları da gördük. Artık burayla bir işimiz yok. Kapatalım. Şimdi ne yapacağız videoda? Benim kendi apostal.com adında bir web sayfam var. Blogum var aslında. Çok fazla vakit ayıramasam da zaman zaman böyle deneysel şeyler deniyorum. Hatta orijinalini de açayım şuradan. Burada işte çektiğim videoların listesi var. Burayla ilgili de bir çalışma yapacağım bu arada. O da şu. YouTube'un kendi içinde YouTube sizi sürekli dolandırıyor. Bir hiyerarşik şey kuramıyorsunuz, düzen kuramıyorsunuz. Bu apostal kumun altına düzgün konu başlıklarına ayrılmış, kategorilendirilmiş bir şekilde videoları da ekleyeceğim. İşte ne zaman fırsat olur bilmiyorum. Playwright'tan şunu isteyeceğim. localhost 3000'i ayağa kaldır. Sonrasında sayfanın düzgün yüklendiğini gör. Sonrasında işte ne bileyim gitsin günlük düğmesine tıklasın navvardan. Açılan sayfada blok kelimesinin geldiğini gör ve testi bitir minvalinde bir prompt gireceğim. Ve bunun otomatik olarak Playwright'ın bir tarayıcı açıp gerçekleşmesini gözlemleyeceğim. Bakalım neye benzeyecek. Geliyoruz kör sıra Bunu agent moduna alıyoruz ve buraya prompt'umuzu yazıyoruz. Playwright MCP sunucusunu kullanarak benim mecbur kullanarak benim mevcut projemde Playwright ile ilgili hiçbir şey yüklü değil bu arada onu söyleyeyim. Sadece MCP sunucusunu kurduk. İşte neydi? Localhost 3000. Şunu alalım. Adresine git. out pardon enter'a bastım. Oh, bir daha bastım. Sayfanın yüklendiğini doğrula. Ee, menüden neydi günlük müydü günlük bağlantısına tıkla açılan sayfanın başlığında ne geçiyordu blok muydu blok kelimesi kelimesinin geçtiğini gör. Bu şu demek demek ki ilgili sayfa düzgün geldi ee, geçtiğini gör ne bileyim gör sonra Sonra durumu bana raporla diyelim şimdilik. Şu blok fazlalık kaldı burada kopyaladığımız için. Tamam. Şunu bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Bir krom kaldıracak ayağı. Tarayıcıyı kaldırıp şu adrese gitmesini bekliyoruz. Sonrasında yukarıdan linke tıklayıp şeye gitmesini istiyoruz. Ne oldu? No resources found diyor. Nasıl ya? Cursor settings. Cursor settings. MCP. Şunu şöyle kapataç yapalım bakalım. Loading tools desin. Tamam dedik. Kapatalım burayı. Tekrar dene. Ben bu MCP ile ilgili bunu ben Android zamanında da yaşamıştım. Yani Android zaman derken 2000'lerden bahsediyorum. Her seferinde problem çıkıyordu karşıma. Ah yine bulamıyor mesela. Tekrar çalıştırayım. Hiçbir şey yapmadım. Bulabilecek mi? Nasıl ya no resource found? Şunu durduruyorum şimdi. Tekrar kaldırıp şey ekleyelim. VS Code settings değil de cursor settings. Düzenle diyelim. Yo her şey normal. Şunu sileyim. Tamam mı? Delete diyeyim dedim. Geldim. Tekrar ekleyeceğim bunu. Şurayı yenilesem ekler herhalde. Allow dedim type command ıvır zıvır install dedim. Loading tools dedi. Yükle dedim. Muhtemelen buldu. Yani ben bu kısımları da videolara bilerek koyuyorum. Çünkü şöyle insanlar videoları izliyor. Bir problemle karşılaştıkları zaman şey sanıyorlar. Videoları çekenler hiçbir zaman problemle karşılaşmıyor. Halbuki bir sürü problem oluyor. Sen kesiyorsun onu edit aşamasında. Bakın Dokunos'ta gitti. Günlük düğmesine tıklayacak şimdi yukarıdan. Becerebilirse eğer. Ee, tıkladı bakın. Şimdi blok kelimesini diyor doğruluyorum. Doğrulasın. Aslında yaptı. Yani yapmak istediğini yaptı. Rapor oluşturuyor şu anda. Oluştursun. Ve gördüğünüz gibi tüm adımlar başarıyla tamamlandı. Gayet güzel, süper. Dediğim gibi projede herhangi bir Playwright e, kütüphanesi falan yok. Tamamen MCP üzerinden e, benim uygulamamı test edebildim. Bu çok güzel bir şey bence. Gayet güzel. Şimdi şeyi bozalım bakalım. Şu günlük düğmesini e, bulalım şeyden. Şu layout layout bir şey koymuş muyuz buraya? Koymuşuz. Default'a gittim. Şeyin adı neydi? Günlük günlük diye aratırsam en kolay öyle bulaşırım ona muhtemelen. Şurasıymış. Günlük e href diyelim ki arkayva gitsin günlüğe tıkladığı zaman. Dolayısıyla e şu gelelim şuraya. Şuradaki blok kelimesini düzgün bulamayacağı için şöyle yenileyim şuraya hatta. Görelim ne olduğunu günlüğe tıklıyorum. Arşiv sayfasına gidiyor. Dolayısıyla burada arşiv var. Dolayısıyla testim fail ediyor olması lazım. Tamamlanamıyor olması lazım. Onu da bir görelim. Aynı testi tekrar çalıştır diyelim bakalım. Şimdi normalde biraz bakındım. İşte yok QA'cıların işleri elinden mi gidiyor? Test yazmak tarih mi oluyor gibi çok böyle spekülatif şeyler var, söylemler var. Ben hiç o şekilde düşünmüyorum. Şu şeyde düşünmediğim gibi. Şundan dolayı biz e, yurt dışında bir firmayla ortak e, bir iş yapmıştık. Orada işi sadece işte gerçek anlamda QA yani kaliteyi kontrol eden bir takım vardı. Hem normal kullanıcı gibi test ediyorlardı. Hem de işte Cucumber adında bir framework var. Genelde altında işte şey de kullanabiliyorsunuz. Neydi bunun adı? Playwright de kullanabiliyorsunuz. Selenium da kullanabiliyorsunuz. Farklı şeyler de kullanabiliyorsunuz. Normal düz metin yazıyorsunuz. Cucumber'ın olayı o. Sizin yazdığınız o düz metin aslında alt tarafta test kodlarını çalıştırıyor. Kabaca anlatmaya çalışıyorum. Adım adım o kadar fazla şey için test yazılıyordu ki, yani tırnak içinde söylüyorum. Yılların deneyimini, yıllardır bu iş yaptığımız için belli bir deneyimimiz var. Hiç aklıma gelmeyen pozitif ve negatif senaryoları test ediyorlardı. Dolayısıyla orada yine işin nüvesine iyi hakim olan, işi bilen insanlar için bu tip araçlar araç olarak kalmaya bir süre daha bence devam edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii işin hamallık kısmını ya da hobisel bir uygulama geliştirdiğinizi düşünelim. Bu tip durumlarda çok hızlı bir tane artık elinizin altında QA tester olduğunu söyleyebilirim. Birinci adım başarılı, ikinci adım başarılı, üçüncü adım kısmen başarılı. Niye? Günlük bağına tıklandı. Arkay sayfasına yönlendirdi. Önceki test blogu idi. Bak güzel. Dolayısıyla durum kısmen başarılı. Halbuki bence başarılı değil. Fail etti ama önemli değil. Şimdi bunu şey isteyeceğim test şeyden. MCP'den. Bakalım onu becerebilecek mi? Şimdi senden şunu istiyorum. Yaptığın bu testlerin playwright kodlarını diyelim. Kodlarını test klasörü altına ekle. Bakalım bunu yapabilecek mi? Enter diyelim. Yani şunu istiyorum, testler düzgün ya. Şimdi ben çalışan test kodlarını alacağım. Onlara bir bakalım gerçekten şey mi? Ben uygulamaya playwright kurduğumda, run ettiğimde çalışabilecek durumda mı? Bakalım şimdi şuraya bir yer oluşturacak bunları. Zaten bunu da düzgün yapıyorsa ki yapıyordur. Hiçbir şüphem yok ona. Oluşturdu, nerede oluşturdu şuraya? Günlük navigation, spec test ne Çok iyi ya. Yani. yani gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tabi burada bir sürü konfigürasyon cehenneminden kurtuluyoruz. Tutup da uygulamamıza zaten basit bir test yazacaksak eğer bir sürü konfigürasyondur, kütüphanedir, ıvırdır zıvırdır uğraşırken geldiğimiz noktada gerçekten hayret verici yani ya. Bu arada ben MCP'nin bu kadar güzel kabul ettim. Anlamlı bir kullanım senaryosunu daha önce görmedim. Yaptı adam. Tabii şu anda Playwright yok diye uygulamada altını çiziyor. Bir önceki videoda görmüştük. Gitti bu sayfaya. Linki kontrol etti. Gitti tıkladı linke. Sayfanın şeyine baktı. Blok mu, zart mı, zurt mu diye. 10 numara 5 yıldız. Bence yani end to -end testler için bu bayağı bir kullanılır. Hatta ben bunu mevcut uygulamamızda da kullanmaya başlayayım. Bizim Ahmet'le konuşayım. Bunu bizim şeye bir yedirelim uygulamaya. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Dolayısıyla bu da böyle bir video. Evet kanal hızla büyüyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Yıl sonuna kadar hedef 10.000 aboneye ulaşmak. Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Eğer bu tip şeyleri ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu videoları sevinirim. Geri bildirimlerinizi bekliyorum. Bu iş yani uzmanlık alanı test olan insanların Yorumlarını özellikle bekliyorum. Kullandıkları araçlar varsa o araçları merakla bekliyorum. Özellikle bu end to end testler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.